Ne vakit bir arkadaşım Fransa'da bulunan dünyanın en zengin sanat koleksiyonlarından birine sahip olan Louvre Müzesi'ne gitse hep aynı soruyu sorarım. Bunu gördün mü? Neyi kastettiğim gayet açık. Mona Lisa. Ardından şu soruyu sorarım. Eğer bu kadar ünlü olmasaydı, bu kadar çok karşımıza çıkmasaydı, o binlerce, yüz binlerce eser arasında yine de akılda kalan Mona Lisa olur muydu? Genelde aldığım yanıt hayır olmaktadır. Peki ebat olarak bu kadar küçük bir eser nasıl bu kadar ünlenebilmişti? Louvre Müzesi'ni baştan sona gezmek istiyorsanız yaklaşık 11 kilometre yol yürürsünüz. Her adım attığınızda bir sürü eserle pek çok ustanın başyapıtıyla karşılaşırsınız. Gerçek anlamda devasa bir müzedir. Mona Lisa şüphesiz sanat tarihi için son derece önemli bir eserdir. Eğer 2 Mayıs 1519 yılında Da Vinci'nin asistanı olan Sala'yı gizlice eseri Fransa kralına satmasaydı, muhtemelen İtalyanlar çoktan milli servet olarak Fransa'nın elinden Mona Lisa'yı geri alırdı. Bu anlatıda niyetim size Mona Lisa'dan bahsetmek değil. Zaten yeteri kadar Mona Lisa'ya dair şey bildiğinize eminim. Sürekli olarak ve çoğunluğu safsatı olan Mona Lisa haberleri gündeme gelmektedir. Muhtemelen siz de onlardan biriyle karşılaşmışsınızdır. Bu anlatıda Mona Lisa'nın gölgesinde kalan bir başka başyapıttan bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Eğer Mona Lisa 1911 yılında Louvre Müzesi'nden çalınmasaydı, şüpheliler arasında Pablo Picasso da olmasaydı ve zaman içerisinde Fransa'nın turizm alanındaki en büyük gelir kapılarından olan Louvre Müzesi bir reklam yüzüne ihtiyaç duymasaydı, acaba günümüzde halen Mona Lisa bu kadar popüler olur muydu? Mona Lisa elbette ki önemli bir yapıttı fakat o kadar çok eser arasından yine de akılda kalır mıydı? Bu kişiye göre değişir. Sizlere bu anlatıda Mona Lisa gibi bir yapıtın gölgesinde kalan bir başka başyapıttan bahsetmek istiyorum. Erminli Kadın'dan. Mona Lisa'nın aksine Erminli Kadın adlı yapıttaki figürün akıbetine dair epey elimizde bilgi mevcuttur. Döneminin Milano Dükü Ludovico Sforza gönlünü henüz 17'sindeki Cecilia Gallerini'ye kaptırmıştır. O dönemlerde aslında Cecilia nişanlıydı. Fakat Milano Dükü'nün kendisinde gönlünün olduğunu anladığında nişanlısını terk etti. Kısa sürede saraya yerleşen Cecilia için rüya gibi bir hayat başlamıştı. Hem edebiyatla, şiirle ilgileniyor, hem müzik yapıyordu. Sadece dükün değil, tüm sarayın gözdesi haline gelmişti. Milano Dükü sahiden de Cecilia'yı sevmemiş olsaydı, şehre yeni gelen Leonardo da Vinci'den bu portrenin siparişini muhtemelen vermezdi. Fakat zaman içerisinde kader ağlarını örmeye başladı. Cecilia hamileydi. Fakat genç prens hala ona bir evlenme teklifinde bulunmuyor, sarayda kendisine bir metres gözüyle bakılıyordu. Cecilia hem kendi geleceğinin hem de ailesinin geleceğini garanti altına almak için artık bu evliliğe neredeyse mecburdu. 1591 yılında dünya güzeli bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Fakat halen Dük ile evli değillerdi. Ve olan oldu. Cecilia artık sarayın gözdesi değildi. Çünkü Milano Dükü Cecilia'dan daha üst seviyede soylu bir kadınla evlenme kararı almıştı. Cecilia bir çocukla öylece kala kaldı. Artık eski nişanlısına da dönemezdi. Üstelik Orta Çağ Avrupa'sında gayrimeşru bir çocuk sahibi tek başına bir kadınsanız hayat sizin için oldukça zor demektir. Hiç kimse sizinle evlenmeyi göze alamazdı. Da Vinci her şeye rağmen resmi tamamladı. Resim üzerine yapılan araştırmalar, boyanın ilk katmanıyla son katmanı arasında epey zaman olduğunu söylemektedir. Da Vinci yavaş çalışan bir ressam olarak tanınıyordu. Koskocaman ömrüne sadece 24 resim sığdırabilmiş, bunların da çok azını tamamlayabilmişti.
Peki eserin zamanında tamamlanmamasının nedenleri arasında başka neler olabilirdi? Dilerseniz biraz bunun üzerine konuşalım. Tarihe baktığımızda genelde yapılan en büyük hata o dönemin koşullarıyla günümüz koşullarını birbirine karıştırmaktır. O dönemlerdeki sanatçıların eserlerini hızlı bir şekilde tamamlamasındaki en büyük engel malzemeydi. Yağlı boya teknolojisi günümüzdeki kadar gelişmiş olmadığından dolayı sanatçıların malzemeleri tedarik edebilmesi için öncelikli olarak yapması gereken bir takım şeyler bulunuyordu. Her şeyden önce geleneksel olarak elde edebildiği renkleri elde ediyorlar, ulaşamadıkları renkleri ise bir şekilde sipariş etmeleri gerekiyordu. Peki bunun için ne yapabilirdi sanatçılar? Tarihi kaynaklar bize göstermektedir ki o dönemdeki sanatçıların pek çoğu Eczacılar Locası'na üyeydiler. Peki sanatçıyla eczacılar arasında nasıl bir ilişki olabilirdi? O dönemde sanat ve zanaat arasında bir ayrım olmadığından dolayı sanatçılar simyacı sınıfındadırlar. Peki neden böyledir? Çünkü bir rengi elde etmek istiyorsanız pigmenti kötü kokulu keten yağında bekletmeli, pek çok malzemeyi bir araya getirerek boya elde etmeye çalışmalıydınız. Uzaktan bakıldığı zaman tıpkı bir büyücü gibi kavanozlarda çeşit çeşit malzemelerin olduğu garip ve tuhaf insanlardı sanatçılar. Böyle olmasından dolayı da onlara bir simyager gözüne bakılması doğaldır. Eczacılarla olan ilişkisi ise sanatçıların eserlerini tamamlayabilmeleri için gereken olan renkleri tedarik edilmesi gerekiyordu. Bunun için de ticaret gemilerine sipariş vermeniz gerekirdi. Bunun da en doğru yolu Eczacılar Loncası ile beraber vermek istediğiniz sipariş her neyse loncaya teslim etmek ve o loncanın da ticaret gemilerine bu istekleri göndererek geri dönüş alınmasını beklemeliydiniz. Gemiye verilen siparişten sonra artık gemi ne zaman gelirse ancak o zaman çalışmanıza devam edebilirdiniz. Dolayısıyla Da Vinci'nin çalışmasında da ilk katman ile son katman arasında epey bir zaman farkı olması şahsen benim için çok da yabancı bir durum gibi gelmemektedir. Örneğin bu yaptığım çalışmamda ilk başladığım dönemle son dönem arasında epey bir zaman farkı vardır. Çünkü yağlı boya malzemesinin en büyük avantajı istediğimiz zaman o resme kaldığımız yerden devam edebilmemizdir. Şahsen ben bu resme başlarken aynı anda farklı resimler de yapıyordum. Resimde bazı etkileri yakalamak için boyanın hafif nemli, bazı etkiler için kurumuş ve bazı etkiler için de yaş olması gerekmekteydi. Da Vinci gibi bir usta da bu durumun farkındaydı. Eğer şu anda bir resme başlamak isteseniz tek yapmanız gereken açık bir kırtasiye veyahut da sanat malzemeleri satan bir yer bulup oradan ürünü tedarik etmektir. Fakat o dönemde bazen sadece bir fırça için aylarca beklemeniz gerekebiliyordu. Ve tüm bu sürecin sonucunda eser bize teknik sırlarının ötesinde farklı simgesel bir şeyler anlatmaktadır. Resme adını da veren Ermin, aynı zamanda Milano'daki o hanedanlığın da armasıydı. Fakat her şeyden öte Erminli kadın tablosundaki Ermin'in rengi bize bazı sinyaller vermektedir. Renkler üzerine kafa yoran önemli felsefecilerden bir tanesi Alman filozof Goethe'ydi. Goethe'nin renk teorimlerinde ve yıllar sonra Vasili Kandinsky gibi sanatçıların da işaret ettiği üzere beyaz sanat dilinde lekesizliği ifade etmektedir. Cecilia gibi bir kadının yaşadığı trajik süreçle üzerindeki hayvanın ve onun temsil ettiği rengin anlamları bir araya geldiği zaman aslında eser de bize sırlarını ortaya çıkarmaktadır. Cecilia hayal ettiği gibi bir ömür yaşayamadı. Fakat Cecilia'yı bugün halen henüz 17 yaşında masum bir kadın olarak hatırlayacağız. Çünkü Da Vinci onu bu şekilde hatırlamamızı istiyor. Eğer bir gün bana Mona Lisa'ya mı yoksa Erminli kadın tablosuna mı sahip olmak istersin diye sorsalar hiç gözümü kırpmadan Erminli kadını söylerdim. Kız kardeşi Mona Lisa'nın birazcık gölgesine de kalsa bence sanat tarihinin gelmiş geçmiş en güzel yapıtlarından bir tanesi Erminli kadın tablosudur. Fakat tablo günümüzde sanılanın aksine Paris'te Louvre Müzesi'nde değil Polonya'da sergilenmektedir. Sanat tarihinde yaşadığı trajik yaşamla inanılmaz bir uyum içerisinde olan gelmiş geçmiş en güzel figürlerden biri hangisidir diye soracak olsak şüphesiz Erminli kadın tablosu bu listenin başında gelmektedir.
İzlediğiniz için teşekkür ederim.